hidrojen peroksit. Arkadaşlar hidrojen peroksit halk arasında oksijenli su olarak bilinir. Biliyorsunuz yaralarımızın üzerine oksijenli su döktüğümüzde hava kabarcıkları oluşur. Bu hava kabarcıkları da oksijen gazıdır. Hidrojen peroksit oksijenli solunumda ETS'de istenmeyen ürün olarak ortaya çıkar. Bu açığa çıkan son ürün Hücre sitoplazmasında ökaryotlarda peroksizom denilen bir organelde katalaz enzimi yardımıyla su ve oksijene dönüşür. O zaman bir hücrede oksijenli solunum gerçekleşiyorsa hidrojen peroksit kesinlikle oluşacak. Bunu da parçalamak için kesinlikle katalaz enzimine ihtiyaç duyulacaktır. O zaman herhangi bir hücrede oksijenli solunum yapılıyorsa mutlaka katalaz enzimi de bulunmak zorundadır. Aşağıda verilen hücrelerden hangisinde katalaz enzimi bulunmaz? Bu soru aşağıda verilen hücrelerden hangisi oksijenli solunum yapamaz şeklinde sorulsaydı evet olgun al yuvarların hemen hemen hiçbir organeli yok. Bundan dolayı doğru cevap bolu. Olgun al yuvarlar oksijen taşımalarına rağmen oksijensiz solunum yapmaktadırlar.